My brother lived in Kamise. Kardeşim eşi ve çocuklarıyla birlikte Kemise'de yaşıyordu. Hükümet güçleri kapı kapı dolaşıp bilgi topluyordu. Önce kardeşimi gözaltına aldılar, sonra da beni. Kardeşimi yakınlardaki bir askeri üsse götürdüler. 2 gün sonra burada gözaltında tutulan herkesi bir kamyona bindirdiler. Ücra bir yere taşıdılar ve hepsini öldürdüler. Etiyopya'daki şiddetin boyutu görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri görüntülerinden anlaşılabiliyor. Hükümet güçleri 10 yıllardır süren iç savaşta daha fazla özerklik isteyen isyancı gruplarla çatışıyor. Ortaya çok sayıda savaş suçu iddiası atıldı. Ancak bunların tümü taraflarca yalanlandı. Ülkede yaşanan son iç savaş 2020'de başlamış ve ateşkes müzakereleri barış umutlarıyla sonlanmıştı. Gazeteciler üzerindeki sınırlamalar çatışmaların bağımsız şekilde haberleştirilmesini engelliyor. BBC, Aralık'ta yaşanan ancak internette aylar sonra paylaşılan bir görüntüyü incelemeye aldı. Etiyopya'nın federal güçleri ve müttefikleri Amhara eyaletinde yeni bir askeri zafer kazanmışlardı. Kuzeyde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, güneyde de Oromo Kurtuluş Ordusu'nun oluşturduğu ittifak bölgeden dışarı püskürtüldü. Amhara'da yerel Oromo azınlığına mensup erkekler toplandı ve gözaltına alındı. I could not find his body. Aylar sonra kardeşimin öldürüldüğü yere gittim. Cesedini bulamadım ama kıyafetlerini bulmayı başardım. Sonra cesetleri gösteren bir video izledim ve kardeşimi tanıdım. Yerellere göre bu cesetler diğer Oromolara gözdağı vermek amacıyla toprağa verilmedi. Cesetlerin bazıları vahşi hayvanlarca yerlerde sürüklendi. Peki bunlar nerede oldu? Maktuller kim? Failler kim? Yurt dışında yaşayan aktivistler bu gibi çeşitli videoları internette paylaşmaya başladı. Toplu mezarları gösteren bu videoda bir tepe hattı, belirgin bir çalılık, kurumuş bir derenin kıyısı ve bir telefon direği açıkça görülüyor. Ölümleri gösteren videodaki belli başlı tüm unsurlarla daha sonra çekilen bu videodakiler birebir örtüşüyor. Videolardaki kareleri birbirine ekleyerek oluşturduğumuz peyzaj sayesinde bu noktanın tam yerini tespit ettik. Birçok farklı kaynaktan aldığımız bilgiye göre gözaltına alınan Oromo erkekleri Kemise'de bir askeri üste tutuluyordu. Biz de tutsakları taşıyan kamyonun geçebileceği tek rotayı tespit ettik. Hükümetten ismini vermeyen bir yetkili bize konuşmayı kabul etti. Tümü Oromo olan 30 erkekten oluşan gizli bir maktuller listesini bize ulaştırdı. Bu kişilerin tümünün kimliğini teyit etmemiz mümkün olmadı. Ancak maktullerden bazılarının aileleriyle temas kurabildik. Orada yakınlarını kaybeden aileler yas tutmak istediler. Ama buna izin verilmedi. Dövüldüler, hapse atıldılar. Benim ailem de bizim başımıza da aynı şey gelirse diye korktu. Ama ben ısrar ettim. Kardeşimin ölümünü saklamayacağım, yasını tutacağım dedim. Yeminler olsun ki kardeşimi, tüm o erkekleri sadece etnik kökenleri yüzünden öldürdüler. Kardeşimin milislerle bir işi yoktu, hiçbir kabahati yoktu. Federal hükümet güçlerinin bu bölgede kontrolü yeni ele geçirdiğini biliyorduk. Bu güçlerin Amhara Bölgesel Hükümet Askerleri ve FANO olarak bilinen Amhara milisleri tarafından desteklendiğinin de farkındaydık. Buradaki olaylara karışanlardan 5 kişinin yüzlerini tespit ettik. Siyah ve kırmızı türbanlı adamların olaylarda parmağı olduğu anlaşılıyor. Siyah türbanın üzerindeki yazı da FANO milisleri de dahil hükümet yanlısı güçlerin giydiği türbanlardaki yazılarla örtüşüyor. Kamuflaj üniformaları özel kuvvetler olarak da bilinen Amhara bölgesel hükümeti güçlerinin üniformasına çok benziyor. Ölüm olaylarında parmağı olduğu iddia edilen bazı kişilerin isimleri bize ulaştırıldı. Teyit edebildiğimiz isimler videoda bizzat seslendirilenler. Kassu, Abebe, Belete ve son olarak Andiye. Bu isimleri ve yüzleri internette yayımlanmış başka videolar ve sosyal medya hesaplarıyla eşleştirebilmek için haftalarca uğraştık.
Ancak görüntülerin düşük kalitesi ve flu görünmesi nedeniyle yüzlerin tanınması imkanı olmadı ve ölümlerden sorumlu olan kişilerin kimliklerini teyit etmeyi başaramadık. Araştırmamız, hükümet tarafından kurulan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun bulgularıyla da örtüşüyor. Komisyon, mezarları gösteren videoları incelemiş, görgü tanıklarını dinlemiş ve kanıtların silahlı kuvvetler mensuplarının ve onların müttefiki milislerin ölüm olaylarına karıştığını gösterdiğine işaret etmişti. Hükümete de şu çağrıda bulunmuştu: ölümlere dair güvenilir bir soruşturma yürütülmesi ve faillerden hesap sorulması gerekiyor. Etiyopya yetkililerine İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiyesi doğrultusunda bir soruşturma yürütüp yürütmeyeceklerini sorduk. Ancak sorumuza bir yanıt alamadık.